Biz binlerce alimin, milyonlarca hocayım diye bizim gibi ortalıkta gezenlerin anlatamadığı, anlatamayacağı şeyi işte şu birkaç ayda anlatmadı mı hepimize? 50 yıllık hesap edenler, 20 yıllık plan yapanlar, yaz için otellerde rezervasyon yaptıranlar, planları alt üst etmedi mi Allah? Ve kıymetli kardeşlerim, böyle bir dünyada, şu dünyaya bundan sonra öyle dört elle yapışmaya gerek yok. Rızkımızı kazanalım helalinden, müminler ve Müslümanlar olarak üstümüze düşeni yapalım. Asıl yurt ahiret yurdu. Asıl hayat ahiret hayatı diyordu Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma annemize. Fatımatü Zehra annemizi öyle zor, sıkıntılı bir gününde parmağında altın bir yüzük görmüştü de keşke yavrum demişti. Onu takmasaydın da sadaka olarak verseydin demişti. Hazreti Fatıma 28 yaşında vefat etti Müslümanlar. Yani hep ömrü 28 yıldı. Gencecik bir kadın parmağında altın bir yüzükten mutlu olmaz mı? Efendimiz Aleyhisselam vehin hastalığına karşı, yani dünya sevgisiyle dolu olmak hastalığına karşı kızına diyordu ki, yavrum Fatıma keşke onu parmağına takmasaydın. Peygamberin kızı nasıl güzel kaliteli bir yüzük takmış görmüyor musunuz derler de insanlar dünya peşinde yarışırlar yavrum. Senin yaptığın Müslümanlara yol olur Fatıma. Keşke onu sen takmasaydın yavrum demişti. Efendimiz Aleyhisselam kızına diyordu ki Fatıma Allah'a yemin ederim ki asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl hayat ahiret hayatıdır Müslümanlar. Bunu bazen biz kendi nefsimize bile anlatamadık yani. Güzel güzel konuştuğumuza bakmayın bizim. Güzel güzel anlattığımıza bakmayın fazla. Mesele bu dini yaşayanlardır kazananlar. Allah'ın huzurunda zafere erenler, mutluluğa erenler, darusselama koşanlar yaşadıklarını anlatmasalar bile Peygamberin ardında yürüyenlerdir. Zor bir imtihan. Peygamber Efendimiz'i hatırlıyor musunuz? Ebu Talip vefat edince çok zorlanmıştı. Mekke'de en büyük destekçisi Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip'ti. Hatta Ebu Talip'in vefatından sonra kafirler böyle eğlendiler, halay çektiler, mutlu oldular. Çünkü artık önümüze Ebu Talip dikilemeyecek dediler ve Hazreti Peygamber onların bu eğlenceleri, mutlulukları ve peygambere karşı ahlaksızca kötü sözler söylemesi karşısında canı yanmış ve amcası Ebu Talip'in kapısına kadar gitmiş. Amca demişti, gidişin ne çabuk belli oldu bir bilsen demişti. Senden sonra neler ediyorlar bir bilsen demişti. 3 gün sonra Hazreti Hatice annemiz de vefat edince Peygamberimiz hayatında ilk defa baston kullandı biliyor musunuz? Habab bin Eret Hazretleri arkasından ya Resulallah bu gerçekten siz misiniz deyince Hatice ölünce ben çöktüm ey Habab demişti. Hatice'den sonra bu dünyanın ne hayrı vardır ki demişti. 3 gün arayla iki büyük destekçi, biri evin içinde Hazreti Muhammed Mustafa'ya Hira Nur Dağı gibi sırtını yasladığı Hatice anamız, can yoldaşımız. Birisi de dışarıdaki kafirlere karşı iman etmemiş olsa bile Ebu Talip, Hazreti Ali Efendimizin babası. 3 gün arayla bu iki ölüm Peygamber Efendimizin hayatına Senetül Hazen diye girecek. Hüzün yılımız bizim. Üzerinde geçen ne duaları, ne dilekleri, ne muhtaçlıkları varsa sen onları da o kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Oruçlarımızı tutarak, teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı ve peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bütün geçmişlerimizin
atalarımızın, ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, ümmeti Muhammed'in ve insanlığın birliği, güç ve kudreti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için El Fatiha. Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, 300 küsür kardeşimiz aynı anda dinlediler. Daha bunu uzun zaman içinde yine izleyenler olacak. Duamıza amin diyenler olacak. Allah ne muradınız varsa versin. Evladı olmayan evli Müslümanlara Allah göz aydınlığı oğullardan kızlardan hayırlı nesiller versin. Rabbim bundan sonraki ömrümüzü bundan öncekinden daha hayırlı eylesin. Biraz hem sohbet hem dua uzadı ama kusura bakmayın, zaten evdeyiz. İbrahim hocamdan da hazır müsaade almıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeniden İbrahim Çetin hocamın sizlere selamlarını, dualarını iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizin ölmüşlerine de rahmet eylesin. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.